AK Parti Çanakkale'de 31 Mart yerel seçimlerinde belediye meclis üyeliğine aday olacak isimleri komisyon değerlendirmesiyle belirliyor. AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı'nda bugün öğleden sonra başlayan toplantıda il yürütme kurulu, ilçe başkanları, ilçe ve belde belediye başkanları ve belde belediye başkanları başkan adaylarıyla geniş kapsamlı değerlendirmeler yapılıyor. Belirlenen listeler AK Parti Genel Merkezi'ne gönderilecek. Komisyon toplantısı öncesi açıklamalarda bulunan AK Parti İl Başkanı Naim Makas, Türkiye Yüzyılını Çanakkale'de Çanakkale Yüzyılına çevirmek iddiasıyla faaliyet gösterecek listeleri hazırladıklarını söyledi. Bugün burada e, belde başkanlarımız, belde e, belediye başkan adaylarımız, ilçe başkanlarımız, ilçe belediye başkan adaylarımız ve teşkilatımızın unsurlarıyla beraber bir toplantı yapıyoruz sıra sıra. Bütün ilçelerimizle birlikte PDRP'yi yaptığımız bu aday belirleme toplantılarında il Yürütme Kurulu olarak bizler de e, başkan adaylarımız ve e, belde ilçe başkanlarımızın katılımlarıyla bu listeleri oluşturmaya gayret gösteriyoruz. Kriterlerimiz var, kadın dengemiz var, genç dengemiz var, eğitim dengemiz var. Dolayısıyla dolu dolu, gümbür gümbür Türkiye yüzyılını Çanakkale'de, Çanakkale yüzyılına çevirecek Çanakkale yüzünü inşa etme iddiasıyla Çanakkalemizde faaliyet gösterecek olan bu listelerin çalışmasını yapıyoruz. Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz İl genel ve belediye meclis üyelerinin titizlikle belirlendiğini vurguladı. Listemiz kesinleşmiş oluyor. Ben herkese verilen listelerin ve son onaylanan listelerin memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz'ın ardından söz alan Lapseki İlçe Başkanı Hasan Engin de şunları söyledi. Evet, 31 Mart yerel seçimleri münasebetiyle geçtiğimiz günlerde adaylarımız belli oldu. Bildiğiniz gibi Yüksek Seçim Kurulu'nun takvimi 20, 20 Şubat'ta bitiyor. İşte burada ilgilenen sırada aday tespitlerini, belediye mühendisler aday tespitlerini, onları komisyonlara bildirmek için geldik. Bunları bildirdikten sonra listemizi teslim edeceğiz. Ondan sonra sahaya tekrar döneceğiz. Rabbim tüm adaylarımıza kolaylıklar versin. Bayramiç Belediye Başkan Adayı Saadettin Arslan, belediye meclis üyesi listesini teslim ederek kampanya sürecini hızlandıracaklarını belirtti. Ee, süreç başladı. Bizler de bugün il başkanlığımıza belediye meclis üyesi listemizle ilgili e, görüşmek için buraya geldik. Listelerimizi teslim edeceğiz. Ondan sonra kampanya dönemini inşallah hızlandırmış olacağız. Ve yeniden Bayramiç'e hizmet etmek için hem kucaklaşıp onların teveccühüyle inşallah yeniden Bayramiş'e güzel eserler kazandırmak için sabırsızlanıyoruz. Teşekkür ederim.